Merhaba kitap severler, kitap sevmeyenler ve bu videoya rastgele tıklamış olanlar. Bugün sizlere Antoine de Saint-Exupéry'nin unutulmaz klasiği Küçük Prens'ten bahsedeceğim. Küçük Prens, insanın doğasındaki ruhsal karmaşıklıklarını, evrenin sırlarını anlatan gerçekten ölümsüz eserlerinden. Hatta cinsiyet ayrımı yapmak istemem ama birçok genç kızın da başucu kitabı diyebiliriz. Hatta yetmeyip genç kızken okuyup sonrasında da benim gibi daimi okuma listesinde yer alan kitaplar arasında bence. Şimdi size biraz yazarımızdan bahsetmek istiyorum. Bir uçak kazası sonucu çölde mahsur kalan yazarımız aslında çaresizlik içindedir ve içimizdeki çocuğu unutmamamızı hatırlatan bir ses duyar. Bu ses Küçük Prens'e aittir. Küçük Prens sarışın, göz kamaştırıcı bir çocuktur. Şimdi yazarımızın geçmişine dönmek isterim. 6 yaşındayken kendisi bir boğa yılanı çizer ve boğa yılanı fil yutmuştur. Büyükler onu anlamaz. Tabii bu da onun için çok içerlenecek bir konudur. Çünkü o yüreğiyle görür aslında konuyu. O yüzden de bu yılan ve fil konusu onun için önemlidir. Küçük Prens aslında çölde yazarımız mahsur kaldığı zaman devreye girer. Çünkü yılanı çizdiği yazar, yüreğiyle gören yazarı bir tek Küçük Prens anlar. Çünkü çocuk ruhuyla artık onun yanındadır. Küçük Prens yazardan bir koyun çizmesini ister. Yazar da bir kutu çizer ve koyunun içinde olduğunu söyler. Çözüm aslında Küçük Prens için çok yaratıcı ve derin anlamlar içerdiği için çok hoşuna gider. Sonra Küçük Prens gezegen gezegen gezmeye başlar. İş adamları, krallar, yani içki konusunda sıkıntı yaşayan insanlar, birçok insanla aslında bununla ilgili işte hayat tecrübeleri edinir ve sonunda gezer gezer dünyaya denk gelir. Dünyada da Tilki ile karşılaşır ve Tilki ona hayatında unutamayacağı bir ders verir. İşte burada aslında kitabımızın ana özeti olan cümleler devreye girer diyebiliriz. Çünkü Tilki ona asıl görmemiz gerekenlerin yüreğimizle görülebileceğini, gözlerimizle gerçekleri göremeyeceğimizden bahseder. Küçük Prens aslında bir alegori kitabıdır. Çocuk masalı olmasının yanında. Evet, hepimizin ölümsüz klasiği, hepimizin başucu kitapları arasında yer almasının dışında aslında çok güzel bir felsefedir. Hayatımızdaki derinlikleri, insan psikolojisindeki karmaşıklıkları, gitgellerimizi anlatan, farklı deneyimler sunan çok önemli klasikler arasındadır. Değerli izleyiciler, Küçük Prens aslında bize hayatın gerçeklerini çok farklı dillerle anlatan, dediğim gibi, bir felsefe ve gerçekten unutamayacağınız kitaplar arasında yer alacak okursanız. İçimizdeki çocuğu unutmamamızı, hayatın bu gerçeklerini, insan karmaşasındaki psikolojik sorunlarımızı, problemlerimizi dile getiren çok çok güzel eserler arasında yer alacak sizler için. Küçük Prens'i okuduktan sonra beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü bir sonraki videomuz yine sizin yorumlarınız üzerine olacak. Lütfen beğendikten sonra da bizi bilgilendirin. Yorumlarınızı tekrar söylüyorum, iletin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.